Giresun Güce'de biliyorsunuz Boncuk Çukur Köyü'nde kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evdeyken çocuklarının yanında iddiaya göre çocuklarını bırakıp camdan atlayıp giden bir kadından bahsediyoruz. Nuran'dan bahsediyoruz. Nuran Bayram 28 yaşında ama daha önce iki defa evden kaçmış gitmiş, evet. Fakat bu kez 2,5 yıldır ortalıklarda yok. Dolayısıyla Nuran'ın hayatta olmadığı ve bir cinayete kurban gittiği iddiası var. İki aile, yani Nuran'ın ailesi kocasının tarafını, Savaş'ın aile, damadın ailesi de diğer tarafı suçluyor. Önce annesi ve ablası gelsin lütfen. Nuran'ın, buyursunlar. Lütfen gelir misiniz? Gel Suzan Hanımcığım. Gel Sema'cığım. Sizi yerinize alayım. Siz yerinize geçince. Önce dedim hanım. Nasıl bir tane? Bir bayanın sana çok çok selamı, severek izliyorum dedi. Çok çok selamı söyledi. Neydi ismi? Kim? Semra. Çarşıya çıktık da bizi. Çarşıdan Semra'ya çok sevgilerimi gönderiyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Ama selam üzerine kalınca vermek, tabii, söylemek lazım. Söylemek. Annem başta otursun. Anne sen orada otur. Fark nasıl istiyorsan. Otur otur. Hadi öyle oturun. Şimdi damadı da Savaş'ı da çağıralım. Bütün bu tartışmaların odağındaki isim Savaş. Savaş da diyor ki ben diyor eşimi seviyordum. Her şey yolundaydı. Bir erkeğe de gittiğini düşünmüyorum. Ama o köyde başına bir şey geldiğini Savaş da kabul ediyor. İyi güzel de Nuran 2,5 yıldır nerede ya? Savaş gelir misin lütfen? Gel Savaş. Merhabalar canım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sağ ol, çok teşekkürler. Sağ ol canım. En köşeye alayım. Ne konuştuk Cuma günü? Bir konuştuklarımızı, bir iddiaları karşılıklı bir hatırlayalım. Sonra bugün annen en son saatlerinde, yani kaybolmadan saatler önce birlikteydi, evet, o evde. Sen yayladasın. Evet. Annen, baban buluyorlar zaten çocukları. Nuran'dan da haber yok. Annem bir ilerleyen dakikalarda canlı yayında olacak ama Cuma günü konuştuklarımızı bir hatırlayalım hemen arkasından. Nuran'ın kaybıyla ilgili aklımızdaki bütün soruları soracağız taraflara. İzleyelim lütfen. Yaylaya ne zaman çıktığınızla ilgili ve yayladan gerçekten Nuran döndü mü? Bununla ilgili biraz kafa karışıklığı var. Ya bir an önce çıksın da ben de rahatlayayım. 2 yıl önce kayboluyor. 2 sefer gittiğinde de eve gelmeyi kabul ediyor. Kendi isteğiyle. Tabii kendi isteğiyle. Kendi isteğiyle. Demek bir sıkıntı olma gelmezdi. Senle bir sıkıntısı yok. Başkasıyla var o zaman. Benim bildiğim yok. Nuran'ın kaybolduğunu nasıl öğrendiniz? Kim size haber verdi? Nuran'ın kaybolduğunu yeğenime telefon gelince. Beraber kalıyorsunuz yaylada. Beraber, yatağımız da odamız da beraber. Hı hı, telefon geldi Savaş'a. Telefon geldi, bu konuştu. Konuşup duruyordu. Ne oldu dedim. Dedi Nuran kaybolmuş. Yeğenimin tepkisi işte Nuran kaybolmuş dedi. Oradan kalktık, kimse kimseye bakmadı zaten. Hazırlandık, döndük yola. Panik mi oldu yani? Yok öyle bir şey, panik olmadık yani. Sakindiniz yani. Tabii ki. Niye sakin olmayıp nasıl araba kullanacaksın? Siz amca Emir'i suçluyorsunuz. Neden suçluyorsunuz Emir Bey'i? Beraber olduklarından. Ha, birlikte mi yaptılar? Evet. Emir Bey, sizin gelininiz hayatta mı? İnşallah hayattadır diye düşünüyorum. 2,5 yıl boyunca ortaya çıkması gerekmez mi? Onu bilemem. Niye bir hareketlilik yok? Nüfus cüzdanında niye bir hastaneye gitmemiş? Gitmemiş. Niye bir yer otobüste kaydı yok? Eczanelerden biz de araştırıyoruz. Niye öyle bir eczanelerde şey yok? Kaydı yok? Orasını ben bilmem. Sevgili Savaş, eşinin Nuran'ın şüpheli kaybını konuşacağız. Sen de şüpheleniyorsun. Yani bu kadar hiçbir araştırmasının, hiçbir hareketli olması senin de kafanı karıştırıyor, farkındayım. Evet. Hatta şu anda seni çok düşünceli gördüm. Kafanda deli sorular var. Onun da farkındayım. Fakat bir hemen başlayacağız. Bir genç kızımız, gerek yok arkadaşlar. Ben anons edeceğim sadece. Teşekkür ederim. Bir genç kız kayıp Nurtaş Beçetova Çorlu'dan yayınımıza katılıyor. 39 yaşında sevgili Nurtaş Hanım. Bulgaristan göçmeniymişsiniz. 17 yaşında kızını Nebahat Mutlu'yu arıyor. Sevgili Nebahat 27 Ocak 2024'ten beri 16 gündür kayıpmış. 17 gündür ailesi haber alamıyor. Daha önce de kaybolmuş fakat eve dönmüş. Bu kez uzun bir zaman olması ailesini endişelendiriyor. İki yakın arkadaşıyla görüşüyormuş. Erkek arkadaşı yokmuş. İlkin ve Ece isimli iki arkadaşıyla görüşüyormuş. Bir hafta önce de sevgili Nebahat sizinle mutlu değilim diye sosyal medyadan mesaj atmış. Kızın çok merak ediyor, dönsün istiyor. Sevgili Nurtaş Hanımcığım, ben sizin kızınız aranızdaki yazışmaları da okudum. Biraz kızınıza fazla sert yapmışsınız. Dışarıdan bir göz olarak bunu söylüyorum. İnşallah kızınızı bulacağız ve evladınızla sizi kavuşturacağız. Ama ondan sonra size çok iş düşüyor. Çünkü kızınıza bu üslupla konuşmaya devam ederseniz ben yine bulurum. Getiririz kızı bir şekilde ama daha sonrası sizin kızınız tekrar gider. Bu kez maalesef pasaportunu almış. 17 yaşında, dolayısıyla pasaport olsa bile ailenin izni olmadan
yurt dışına çıkamaz. Nebahat Çorlu'da o civarda olabilir. Kızı ile ilgili çok endişeli bir anne var. Sevgili Nebahat'cığım, annen zaman zaman bu kızgınlıkla sana bazı sözler söylemiş olabilir. Ama görüyorsun seni seviyor ve tekrar buraya bize başvurdu. Sevgili Nebahat'le ilgili bilgisi olanlar, onunla ilgili haber alanlar lütfen bizi arasınlar. Nebahat'in başka videoları varsa bir iki tanesinin de Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyabilir miyiz lütfen kızımızın? Arkasından kızımızla ilgili en ufak gelecek haberden sonra sizi haberdar edeceğim sevgili Nurtaş Hanımcığım. Şimdi ben Nuran'ın şüpheli kaybıyla devam edeyim. Onunla... Sevgili Savaş, evet. Ben özellikle Nuran'ın en son kaçıyor eve geri geliyor. Sonra sizin aranız düzeliyor. Bir tane daha çocuk yapıyorsunuz. Her şey yolunda. Hatta çocukluk aşkı, birbirinizi çok seviyorsunuz. Fakat Nuran'ın ailesiyle, kendi anne babasıyla, kendi ailesiyle arası nasıldı? Nasıldı? Aile ilişkileri nasıldı? Onlara sorun, ben bilemem. Nasıl ya, kocası değil misin yok, kızım? Yok, hani onlarla alakalı yani. Ama onlar... sen bilirsin sonuçta eşinin yani, aile annesiyle ilgili bahsettikleri hani baba. Hani söylediği... çocuğuna nasıl davranıyorlar da çocuklarına? İsteyiyorlar mı? Bak bana yardımcı oluyor. Sormak istiyorsa. Ha evet. Benim zamanımda bir şey diyemem ama kendi zamanlarını bilemem. Benim zamanımda... Hani bizim zamanımız demeyiz ha. Sen benim kendi zamanımdaki yani bir iki kelimesini söyledi yani. Kendi hani, zamanı ne demek ya hani Savaş? Hani evlendikten sonra, bana geldikten sonra. Ha, evet, onu siz kaç yıl evlisiniz? Ne kadar oldu ya kaybolmadan önce? 7 sene mi evlilik? 7 evet, senelik evlisiniz. Evet. Şimdi annesinin yanında kalmak istemezdi diyorsun ama sen bizim ekibi. İstemezdi. O zaman demek ki istemiyorsa ama kötüdür. Ama orada şöyle bir kelime de söyledim ben. Çocuklar rahat durmadığı için, hani sıkışık olduğu için demiştim. Onu ben bir de hani daha önce de demiştim. Hı. Hani bu nasıl bir kadın dediğini söyledim. Hani bu muhabbetten dolayı işte seni hala isteyenler var, evli bir kıza böyle kelime kullandı. Hani kızı kendisi gelip bana bunu söylemişti. Hayır, sen aranız kötü olunca annesi Suzan da diyor ki, yani ne dedin sen Suzan, kızını başkalarına vermekten mi bahsettin? Onu da o geçen kendi diyor. Ha. Azıttıklar zaman bunu azıttılardı ya, bunlara ha. Ben tepki gösterdiğim zaman lazım. Ya ha, bu çocuğumun zaman. Dedim bu durumun ne, bunu gedip karşıya geldim. Ne yapıyorsunuz konuştu. Dedim. Evet. Ya duramıyorsa dedim bana teslim edin dedim. Başka sevdiği yere düğünden ne gidip vereceğim dedim. Çıksın çocuğum da uğra dedim. Uçileden çıksın da dedim. Gitmek isterse dedim. Evli kadının sevdiği kim var? Yani severse dedim. Sevdiği kimse yok. Severse giderse gitmek isterse neye vereceğim canım? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ben geçen burada hani ağıtlar yaktı ya. Bekleyin lütfen. Bir video izlemişti çocuk. Evet, son görüntüsü. Ağıtlar yakmıştı. Kaybolmadan ağıtlar, yok yok. Hani video izlediğinde. Biliyor muyum? Evet evet. O videoda girer misiniz arkadaşlar? Orada da hani iftirada bulundu yine işte patlattınız yüzünü, gözünüme vurdunuz, şunu bunu söyledi, ben hepsini duydum ben. Çektim. Ne yapıyoruz diye. Ama şöyle bir şey var Didem abla. Ama şöyle bir şey var. Sen yanında oluyor. Orada videoda saat kaçta olduğumuzu orada belli değil mi abla? Saat kaçta söylesem bana. 11-10 geç olması lazım. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakın arkadaşlar saat bana saati söyleyin. Senin yanından çıktı geldi zaten. Doğru mu? Senin yanından çıktı. Bu 2 saat içinde ben ona ne yapabilirim? Yok, hangisini diyorsun? Ben bilmiyorum hangisini söyleyeyim. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. O videoyu bir ekranlara bir daha okusun. Diyor, bir dakika dur. Bekleyin hanımlar bir de. Hanımlar beyler. Şunu diyor işte abla. Savaş, bu videoyu bir okur musunuz ya ben arkadaşlar? Ben şimdi öyle şeyler gördüğüm zaman bir şey yaptılar. Suzan Hanımcığım. Ama senin yanından geldik o gün. Sabah ya tamam o zaman yoktu bir şey. Zaman ne demeyeyim de. Bir dakika Suzan. Bir dakika bekleyin. Şu videoyu Suzan Hanımcığım bir dakika bekleyin ne olur. Şu videoyu bir kez daha ben ekranda da okuyalım istiyorum. Arkasından Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyalım. Şimdi daha dikkatli bakarsanız. Şimdi Suzan'la ilgili pardon. Nuran'la ilgili şunu söylüyorlar. İçine kapanıktı, böyle sessizdi. Yani tabii insanlar şu yürüyüşünden anlaşılmaz ama yani Nuran şey yine gördüğüm zaman gözüm de pek şey etmedi ya. Onun gibi şeyden kastettik. Maske var, ağzında maske mi ne varmış? Ben oradan bir yürüyüşüne ağzı dikkat sarılı etmenizi. Mı diye düşündük. Yani. Ağzısında bir şey mi vardı? Sarılı yine gördük. Ama ya, ben onu söyledim maske var diye. Covid dönemi. Ben söyledim evet Covid dönemi maske alalım söyledim. Ama yaylada Covid olsa bile maskeye ne gerek var açık hava? Yok hani, yok. Ben giderken camın yanında gördüm bunları. Bak camının kapısında bunlar çarşıya giderken bir kadın daha vardı yanımda gördüm. Aynı anda konuşmayın. Şöyle şeyi vardı, maske falan yoktu. Camın ağzından bana baktı. Camdan ağrı gördüm çocuğu. Camın kenarındaydı. Yaylada. Bir tencere yaylada. Gitti çarşıya giderken gördüm maske falan yoktu. Ha, şöyle bana baktı bak. İki saat içinde ben bunu ne yapmış olabilirim de işte ağzını yüzünü patlatmışsınız. Ya patlattı demeyeyim. Neydi o sizin maske? Ya şimdi şu anda patlattı demeyeyim ya. Ben sana bir şey soracağım. Tam net göremiyordu fotoğrafı. Sen benim nasıl bir insan olduğumu çok iyi biliyorsun. Çok iyi. Sema da burada. Ben gezmeyi sevmeyen bir adamım. Sema da getirmedi için kızıyordu. Tamam ona eyvallah. Ben sen kendim niye bunun yanına? Ben bir şey soracağım. Tamam, sen bir dakika. Siz benden konuşturmayız. Siz benim üstüme niye geliyorsunuz bu şekilde? Onu anlarım ben.
Benim yapmadığımı bildiğiniz halde benim üstüme niye geliyorsunuz? Ya sen yapmadığını senin evinden yapanı bir dişini sen söyle canım. Ben ya, sana illahi demiyorum. Tamam, senin bak, evinden illahi çıkan ama bir şey. Ama sen öldürdün bak, diyorsun. Yeyle de bak benim yanıma bıraksaydın bir şey söyleyeceğim. Tamam. Yeyle de bak benim yanıma bıraksaydın sana dedim ki benim yanıma bırak dedim. Nuran dedi ki ben dedi gelip dedi ana yine geleceğim. Örtülerini tamam, evet, sattım, gelecektim. Örtüsünü sattım parasını almaya gelemedi çocuğum. Benim yanımda bıraksaydın bak benim yanımda gitseydi bak. Eğer haberim olmasa bile ben kimseye kendimi anlatabilir miydim? Anlatamazdım. Suç benim başımdaydı ya. Tamam. Sen şimdi onu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Ne yapacağım ben ya? Bir şey de bu çocuk ne lan? Bir dakika. Anlatamazdım kimseye kendimi ya. Annen konuşuyor şu anda. Suzan Hanımcığım bir dakika, Savaş bir saniye. Tamam. Şu videoyu bir daha ekranlara getirebilir miyim ben? Yayla'da. Yayla'ya ne zaman gittiği de belirli. Annem farklı şey. Ne olur kendi aranızda konuşmayın. Çok rica istirham ediyorum kendi aranızda konuşmayın. Her şey o kadar çok önemli ki konuştuğunuz her bir kelime. 11 Haziran'da 2021 yılında kayınvalidesi ve kayınpederin evinde gece yarısı biliyorsunuz kaybolduğu söyleniyor. 3 gün önce mi Yayla'ya gitti? Daha önce mi gitti tartışması vardı. En son Savaş buna bir son noktayı koydu, evet. Öyle diyor. Yayla'da daha önce bir hafta öncesinde gitmiştik diyor. Şu